1940'ların kim bilir hangi yılıydı? Oran'da. Oran kenti Cezayir'de. Sırtını denize çevirmiş. Doğan güzelliklerine sırtını çevirmiş bir kent bu. Camus Veba romanını 1947'de günlük formunda yazdı, yayınladı. Tanıklığa dayanıyor bu. Doktor Bernard Drew'nun gözlemleri ve başkalarının tanıklığı, başta Tarrou'nun olmak üzere. Bir kısım tanığın sağ çıktığı bir salgın bu veba. Kilisede bir vaaz verilmekte. Oraya gidelim. Çok okumuş ve militan bir cizvit olan Rahip Panelo cemaate şöyle sesleniyor. Tarihte bu felaketin ilk kez ortaya çıkışı Tanrı düşmanlarının cezalandırılması nedeniyledir. Firavun sonsuz tasarlara karşı çıkıyordu ve veba ona diz çöktürdü. Tüm tarihin başından bu yana Tanrı'nın bu felaketi, kibirlileri ve körleri dize getirmiştir. Bunu iyice düşünün ve diz çökün. Eğer bugün veba sizi ilgilendiriyorsa bunun nedeni düşünme zamanının gelmiş olmasıdır. Dürüst insanların bundan korkmasına gerek yok. Ancak kötüler titremekte haklı. Evrenin uçsuz bucaksız ambarında karşı çıkılması olanaksız felaket samanı tohumdan ayrıncaya kadar insanlık buğdayını dövüp duracak. Saman tohumdan çok. Kurtulanlardan çok, aramızdan ayrılanlar olacak ve bu felaketi Tanrı istemedi. Uzun zamandır dünya kötülükle uzlaştı. Uzun zamandır Tanrı'nın bağışlayıcılığına güvendi. Oysa biraz pişmanlık yetiyordu. Her şeye izin vardı. Ve pişmanlık konusunda herkes kendini güçlü hissediyordu. Zamanı gelince nasılsa pişmanlık duyulacaktı. O zamana kadar en kolayı kendini sıkıntıya sokmamaktı. Gerisini Tanrı'nın bağışlayıcılığı hallederdi nasılsa. O zamana kadar ama işte bu böyle sürmeyecekti. Uzun süredir bu kent halkına acıyan bakışını çevirmiş olan Tanrı beklemekten bıkarak sonsuz umudunun boşa çıkmasıyla hayal kırıklığına uğrayarak bakışını başka yana çevirdi. İşte şimdi Tanrı'nın ışığından yoksun bir halde vebanın cehenneminde uzun süre kalacağız. Altın efsanede Lombardiya'da Kral Humbert zamanında vebanın İtalya'yı alt üst etmesi anlatılır. Veba Lombardiya'da öyle şiddetliymiş ki çok az sayıda hayatta kalanlar ölüleri toprağa vermekte yetersiz kalıyorlarmış. Ve bu veba özellikle Roma ve Pavia'yı kırıp geçiriyormuş. Vah vah! Ve bir iyilik meleği ortaya çıkmış. Av mızrağı taşıyan kötülük meleğine emirler veriyor. Evlerin kapısını çalmasını buyuruyormuş. Kapı kaç kez çalınırsa o evden o kadar ölü çıkıyormuş. Kardeşlerim, bugün sokaklarımızda meydana gelen
aynı ölümcül av. Gördün mü? Şu veba meleğini, Lucifer gibi güzel ve kötülüğün kendisi gibi parlak, kötülüğün kendisi gibi parlak, çatılarımızın tepesinde dikilmiş sahili, başının seviyesinde mızrağı tutuyor, sol eli evlerimizden birini gösteriyor. Belki şu anda parmağı sizin kapınıza yöneliyor. Mızrak ahşabın üzerinde tınlıyor. Ve aynı anda veba evinize giriyor, odanıza gidip oturuyor ve sizin eve dönmenizi bekliyor. Orada sabırlı ve dikkatli, sanki dünyanın kendi düzeni gibi kendinden emin. Senin oturma odanda o kadar rahat. Yeryüzünün hiçbir gücü, hatta şunu iyi bilin, insanlığın işe yaramaz bilimi bile onun size uzattığı o elden kurtulmanızı sağlayamaz. Ve acının kanlı meydanında dövüldükten sonra, samanla birlikte siz de atılıp gideceksiniz. Evet, işte düşünme zamanı geldi. Günün ağırlıklarından kurtulmak için pazar günleri Tanrı'yı ziyaret etmek yeterli sandınız. Diz çöküp birkaç yakarma bu canice kayıtsızlığın bedelini rahatça öder. Böyle düşündünüz. Ancak Tanrı tutku sever. Tanrı tutkuyu sever. Bu uzak ilişkiler onun ateşli şefkatine yetmez. Sizi daha uzun süre görmek ister Tanrı. Onun sizi sevme tarzı işte böyle. Ve gerçeği söylemek gerekirse onun tek sevme biçimi budur. İşte bu yüzden sizin ziyaretinizi beklemekten sıkılıp insanların bir tarihi olduğundan beri felaketin tüm günah kentlerini gezdiği gibi sizi de ziyaret etmesine göz yumdu. Şimdi günah nedir biliyorsunuz. Tıpkı Kabil'le oğullarının tufan öncesi insanların Sodom ve Gomorralıların Firavun ve Eyyub'un ve tüm lanetlenmişlerin bildiği gibi. Şimdi günah nedir biliyorsunuz onlar gibi. Ve tüm bu insanların yaptığı gibi kentin sizi ve felaketi duvarlarıyla çevirdiği günden beri insanlara ve nesnelere yeni bir bakış yöneltiyorsunuz. Sonunda artık biliyorsunuz ki her şeyin özüne inmek gerekli. Aranızdan birçoğunuz nereye varmak istediğimi merak ediyorsunuz. Bunu biliyorum. Sizi gerçeğe yöneltmek ve tüm söylediklerime karşın size neşelenmeyi öğretmek istiyorum. Size neşelenmek ne demek? Onu öğreteceğim. Tanrı insanı böyle üzgün görmek istemez. Artık öğütlerin ya da kardeşçe uzatılmış bir elin yardımıyla iyiliğe yönelme zamanı değil. Artık zaman başka zaman. Bugün gerçek bir buyruk haline geldi. Ve kurtuluşun yolunu size gösteren ve sizi ona iten kırmızı bir mızraktır. Bugün kırmızı bir mızraktır.
Gerçek bir buyruk oldu. Kurtuluşun yolunu size gösteren ve sizi ona iten artık kırmızı bir mızraktır. Kardeşlerim, her şeyin içine iyi ve kötüyü, öfkeyi ve acımayı, vebayı ve kurtuluşu katan ilahi bağışlacılık işte burada kendini gösteriyor. Sizi yaralayan, sizi yücelten ve size yol gösteren işte bu felaketin kendisidir. Çok uzun zaman önceydi. Çok uzun zaman önce Hristiyan Habeşler vebayı sonsuzluğa ulaşmak için ilahi kaynaklı etkili bir yol olarak görüyorlardı. Buna yakalanmamış olanlar kesinlikle ölmek için vebalı örtülere sarılıyorlardı. Kuşkusuz kurtuluşa ulaşmak için böyle çılgınca bir yolu önermeyiz katiyen. Asla ve katiyen. Kurtuluşa ulaşmak için böyle çılgınca bir yolu önermeyiz. Kipre çok yakın, gereksiz bir sabırsızlıktır bu. Tanrı'dan daha aceleci olmamak gerekir. Ve onun kurduğu değişmez düzeni, hızlandırdığını ileri süren her şey sapkınlığa yol açar. Ama en azından böyle bir örnekten alınacak ders vardır. Yalnızca daha bilinçli ruhların her acının derininde yatmakta olan sonsuzluğun görkemli ışığını görmesini sağlar. Bu ışık kurtuluşa giden alacakaranlık yolları aydınlatır. Eksiksiz biçimde. Kötüyü iyiye dönüştüren ilahi iradeyi açıklar bu ışık. Dün olduğu gibi bugün bile bu ölüme, acıya ve umutuya doğru gidişin içinden bizi esas sessizliğe ve her yaşamın ilkesine doğru yönlendiriyor. İşte kardeşlerim, buradan işkence eden sözlerle değil, huzur veren sözlerle çıkmanız için size sunmak istediğim sonsuz teselli işte bu vaaz. İşte bu vaaz. Rahip Panolo'nun ilk vaazı böyleydi. Şimdi bir süre sonra Rahip Panolo ikinci vaaz vermekte. Bu arada vebanın ölümcül etkileri daha da derinleşmiştir. Rahip Panolo yine aynı cemaati başka bir vaaz verir. Bu vaazda çok okumuş ve militan bir cizvit olan Rahip Panolo Doktor Rüye elini uzattı. Ve derin bir üzüntü içinde. Ama sizi inandıramadım, dedi Doktor Rü. Ne fark eder papaz efendi? Benim nefret ettiğim ölüm ve kötülük, bunu iyi biliyorsunuz. Ve siz isteseniz de istemeseniz de bunlara katlanmak ve bunlarla savaşmak için birlikteyiz. Doktoru bu arada Rahip Panolo'nun elini sımsıkı tutuyordu.
Görüyor musunuz? Dedi doktor Rui. Gözlerini kaçırarak. Tanrı, Tanrı bile bizi ayıramaz artık. Ve ikinci vaaza başladı. Militan bir cizvit olan Rahip Panolo ikinci vaaza şu sözlerle başladı. Burada artık bunun gerçek bir acı olduğunu biliyordum. Kardeşlerim, o an geldi. Ya her şeye inanmalı, ya da her şeyi yatsımalı ve aranızda kim her şeyi yatsımayı göze alabilir? Kardeşlerim, o an geldi. Ya her şeye inanmalı ya da her şeyi yatsımalı ve aranızda kim her şeyi yatsımayı göze alabilir? Tanrı sevgisi zor bir sevgidir. İnsanın kendinden vazgeçmesini ve kendini hor görmesini gerektirir. Ama yalnızca o çocukların acısını ve ölümünü silebilirdi. Yalnızca o bu acıyı gerekli kılabilir. Çünkü bunu anlamak olanaksızdır. Ve insan böyle bir şeyi tabii ki ister. İşte sizinle paylaşmak istediğim zor ders bu. İşte insanların gözünde zalim, Tanrı'nın gözünde kesin olan imana yaklaşmamız gerek. Bir rahip bir doktora danışırsa çelişki olur. Bir rahip bir doktora danışırsa çelişki olur. Panolo böylece vebadan küçük bir çocuğun can kaybına uğramasını, inancın açıklayamadığını fark ediyor. Ve salgın hızla yayılıyor. Hala yayılmakta. O nedenle 1940'ların kim bilir hangi yılıydı oranda.